Merhaba değerli Sumayi izleyicileri. Bugün 12 Haziran Cumartesi, günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Gün ilk haberine geçiyoruz. Bursa'da kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediklerini bir kere daha söylediler. Bursa Kadın Platformu öncülüğünde Famara Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediklerini söylemek için kent meydanına yürümek istedi. Polisin engeliyle karşılaşan kadınlar Famara Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Osman Gazi Belediyesi önce Ensar Vakfı'na sonra da İnsan Vakfı'na kıyak yaptı. AKP'li Osman Gazi Belediyesi'nin daha önce Gerici Ensar Vakfı'na tahsis ettiği tarihi binayı şimdi de İnsan Vakfı'na 10 yıllığına ve ücretsiz olarak tahsis ettiği açığa çıktı. Sayıştay denetçileri bu işlemi mevzuata aykırı buldu. Grevdeki Mastaş işçileri bize de bir gün kader güler diyor. Bursa'da Mastaş işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çıktığı grev 10. gününde. Özçelik İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Mastaş fabrikasında greve çıkan işçiler patronun tavrını Fesufan Allah parçasıyla protesto etti. Sanayi atıkları önce Nilüfer çayını sonra da Marmara'yı öldürdü. Marmara Denizi'nde artan kirliliğe bağlı olarak müsilaj istilasına dair Bursa Su Kolektifi Nilüfer çayının Marmara'ya döküldüğü noktada basın açıklaması gerçekleştirdi. Rize İkizdere'nin isyanı Bursa'da yankı buldu. Bursa Artvin Çevre Platformu bugün düzenlediği basın açıklamasıyla Karadeniz'de yaşanan rant ve talana karşı doğamızı koruyacağız dedi. Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran kişi Bursa Ülke Ocakları İl Başkanı oldu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili yargılanan Gülahmet Türk Bursa Ülke Ocakları İl Başkanı oldu. Karara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu, Sayın Bahçeli, hani siyasi etik yasası diyordunuz, bu hangi etiğe sığar sözleriyle Bahçeli'ye tepki gösterdi. Bursa'da tartıştığı genci önce 5 el silahla yaralayıp sonra darp ederek ölümüne yol açan polis memuru ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı. Bursa'da trafik kazası sonucu çıkan kavgada İbrahim Can Asan ile kavga eden kişiler daha sonra yanlarına başka şehirde görevli olup Bursa'ya izne gelen polis memuru OD'yi aldılar. Asan'ı evinin önünde yakaladıktan sonra 5 el silah sıkarak yaralayan polis memuru daha sonra darp etti. Asan'ı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken polis memuru ve beraberindeki 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuharif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere, hoşça kalın.